Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok önemli, çok değerli bir bakım hazırlıyoruz. Altın değerinde olan bu kırışımla birlikte sizlerle çok kısa sürede istenmeyen kırışıklıklarınızı tek tek açabilir ve bölgesel cilt tonu eşitsizlikleri, cilt kararmaları, çiller, kahverengi lekeleri anında ortadan kaldırarak pürüzsüz, bembeyaz, süt gibi bir cilde sahip olabilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir bakım. Bunu kullandıkça vazgeçilmez bakımlarınızdan bir tanesi haline gelecek. Hem cildinizde arkadaşlar sıkılaştırma özelliği olduğu için özellikle sarkmalara karşı cildinizi koruyacak ve de cilt gözeneklerini küçültme özelliği ile herkesin cildinde pürüzsüz, porselen bir cilt görünümü oluşmasına yardımcı olacak şahane bir bakım hazırlıyoruz. Bu bakımı düzenli bir şekilde kullandığınızda gerçekten gözle görülür sonuçlar elde edeceksiniz. O yüzden hemen ben bu bakımı nasıl hazırlıyoruz, bu güzel tarifimizin yapılışına geçmek istiyorum. Bu tarifimiz için arkadaşlar öncelikle bizler asıl baz olarak yoğurttan yararlanıyoruz. Yoğurt içerisinde bulunan probiyotikler sayesinde cildinizde özellikle de sebum dengesini sağladığı için çok önemli bir değeri var. Ciltte arkadaşlar kılcal damarların hareketini hızlandıracak, kan akışını hızlandıracak, oksijenlenmeyen, yaşlanmaya başlamış bölgelerin tekrardan oksijen ile dolmasına yardımcı olacak. Cildinizdeki lekeleri de gidermede çok etkili bir ürün. İçerisinde bulunan laktobasili bakterileri sayesinde cildinizin dostu olacak, gerçekten ciltte gözle görülebilir bir iyileşme sağlamasını kolaylaştıracak bir içerik oluyor. Bu yoğurdun arkadaşlar cildimiz için ayrıca bir başka özelliği, laktobasiller sayesinde yine cildinize akne, siyah nokta, sivilceye olan yatkının ortadan kaldırılmasına da yardımcı olacak. Çok güzel, çok destekleyici bir cilt bakım. Bunu 20 yaşlardan itibaren her yaş grubu düzenli bir şekilde kullandığında gerçekten çok güzel bir şekilde hem porselen gibi bir cilde pürüzsüz, bembeyaz bir dokuya sahip olurken hem de yılların getireceği kırışıklıkları daha şimdiden önlemiş olacaksınız. Ben burada arkadaşlar herhangi bir normal marketlerden aldığımız hazır yoğurttan yararlanıyorum. Ama bu tarifi hazırlarken fırsatınız varsa, imkanınız varsa, ev yoğurdu bulabiliyorsanız ev yoğurdu ile hazırladığınızda çok daha faydalı, çok daha sağlıklı bir form elde etmiş oluyorsunuz. Bu ufak püf noktasını da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten kullanmış olduğunuz organik ürünlerin kalitesi kendisini zaman içerisinde gösterecektir. O yüzden imkanı olan kişilerin temin edebiliyorlarsa hazır yoğurtlar yerine ev yoğurdu kullandıklarında hem besin anlamında da kullanımında gerçekten çok daha faydasını göreceksiniz. Hem de cilt bakımlarınızda çok daha faydalı olacaktır. Şimdi hemen şunu şöyle yan tarafa alalım. Ve arkadaşlar bir taraftan da karıştırma kabımı alıyorum. Öncelikle burada ölçü olarak 1,5 kaşık kadar ölçüsünde benim görmüş olduğunuz gibi yoğurdum var. Sizler de bu ölçüyü bir kişi için 1,5 kaşık ölçüsünde düşünebilirsiniz. Şimdi bunun içerisinde öyle güzel kombinasyonlar yapacağız ki cildimizi arındıracak, cildimizi canlandıracak. Bunlardan bir tanesi yüksek antioksidan değeriyle ben burada kahveden yararlanacağım. Normal Türk kahvesi değil, yani granülü bir kahve değil. Çözülebilen hazır kahveler burada arkadaşlar çok daha işlevli oluyor. O yüzden şöyle benim kaşığım çok küçük olduğu için birazcık daha içerisine ilave edeceğim. Tepeleme bir çay kaşığı ölçüsünde diye sizler düşünebilirsiniz. Burada içerisine kullanmış olduğum hazır kahve ölçüsünü. Bunu da ilave ettikten sonra özellikle arkadaşlar kahvenin yoğurt içerisinde iyice açılmasını istiyorum. O yüzden şöyle güzelce burada karıştırmamız gerekecek. Ne kadar güzel karıştırırsak, ne kadar homojen bir kıvama gelirse, yani her yerde eşit oranı bulabilirsek tabii ki de cildimize uyguladığımızda çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. O yüzden bunu böyle açtıra açtıra içerisine atalım. Şimdi bu tarifi hazırlarken pek çok arkadaşımın kafasına takılacak bir soru vardır. Acaba bunu suda çözdürüp içerisine ilave edemiyor muyduk diye. Çünkü yoğurdun içerisine kahveyi açtırmak birazcık daha uğraştıracaktır sizleri. Topak topak olma ihtimali var. Bunu da hemen sizlere açıklamak istiyorum. Bu şekilde hazırladığımızda çok daha etkili oluyor. Diğer türlü arkadaşlar su ile birleştiği için tam olarak bu istediğim yoğunluğu yakalayamıyorum. Ama yoğurt ile açtırdığımda hem çok güzel bir şekilde yoğurt ile
çözülmesini sağlıyoruz. Hem de çok daha etkili bir form elde etmiş oluyoruz. O yüzden bu ufak gibi gözükse de, önemsiz gibi gözükse de güzel sonuçlar elde etmek için mutlaka bunları uygulamaya özen gösterin. Bir diğer taraftan cildimizin pH'ini de dengelemek için, biliyorsunuz kahve birazcık asidiktir. Burada ortamı dengelemek için içerisine şöyle bir tatlı kaşığı ölçüsünde olacak şeklinde gül suyu kullanabilirsiniz. Tabii ki de burada aslında sizin cildinize bağlı bir şey. Gül suyu ile arası çok iyi olmayanlar bir çay kaşığı ölçüsünde de kullanabilir. İyi olanlar bir tatlı kaşığı ölçüsünde de kullanabilir. Buradaki oranı sizin inisiyatifinize bırakıyorum ve bunların güzel bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Gül gerçekten arkadaşlar sizin özellikle de cildinizin yenilenmesini, tazelenmesini, hücrelerinizin arınmasını sağlayacak. Cildinizde istesek de istemesek de bütün gün boyunca iş hayatı, okul hayatı derken cildimiz aslında dış dünyayla çok temas halinde. Dış dünyada ufak gözle görünemeyen o kadar küçük partiküller var ki bunlar cildinizin üzerinde kiri oluşturabilir. İşte bunu arındırmak için de ben bu tarifte zerreçaldan yararlanacağım. Zerneçal biliyorsunuz cildimiz tarafından çok faydalı ürünlerden bir tanesi. Özellikle de cilt lekelerini geçirmede gerçekten tek başına etkili diyebilirim. Tam bir altın formül. Yalnız zerneçalı kullanırken dikkat etmemiz gereken belli başlı püf noktaları var. Hemen bunları da sizlere aktarayım. Zerneçalı arkadaşlar kullandıktan sonra bu maskeyi cildimize uyguladıktan sonra bu bir gün içerisinde gün ışığıyla mutlaka temastan kaçınmamız gerekiyor. Yani bu da demek oluyor ki maskeyi gündüz saatleri içerisinde değil, gece saatleri içerisinde yaparsanız kendinizi çok güzel bir şekilde koruma altına almış olursunuz. Bir diğer önemli püf noktası, bu tarifte biz bunu yoğurt ile kullanıyoruz ve cildimizi gerçekten boyama olasılığı en düşük olasılık. Çünkü zerdeçal içerisinde bulunan yoğun pigmentler sayesinde bazı ciltlere değdiğinde birazcık ciltte sarımtırak bir ton elde ettirebilir. Ama hemen panik yapmayın çünkü arkadaşlar yoğurt, kefir, süt gibi yüksek kalsiyum kaynaklı besinleri bunların üzerine uyguladığımızda o yoğun sarılık rengi açılacaktır ve de tabii ki de cildinizde oluşmuş olan eğer ki lekeler varsa kahverengi lekeler, çiller varsa onları da ortadan kaldırmaya yetecek. Ben bunların hepsini yaparken kırışıklıklara karşı da önlem almak istediğimi sizlere söylemiştim. Kırışıklıklara önlem almak için en etkili adım tabii ki de cildimizi nemlendirmek. Nem deyince de herkesin aklına kesinlikle bal gelecektir. Ben de bu tarif için şöyle hızlıca bir çay kaşığından daha fazla ölçüde balı ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Balın faydası o kadar çok ki cildinizi nemlendirirken bir taraftan da botoks etkisi yaratımını sağlayacak. Cildinizin gerçekten çok güzel bir şekilde gençleşmesine yardımcı olacak. Cildinizdeki lekeleri ortadan kaldırırken gözeneklerinizi sıklaştıracak tek başına etkili şahane bir ürün. Özellikle bunu siyah nokta ya da akne gibi problemleri olanlar kullanırlarsa çok güzel bir şekilde bu problemleri de ortadan kaldırmada sonuç elde edecekler. Çünkü bal çok etkili bir cilt temizleyici de aynı zamanda arkadaşlar. Hepsinin güzelce karıştığına emin olana kadar arkadaşlar burada güzelce karıştırıyoruz. Bu karışım gerçekten çok etkili oluyor. Cildinizde beyazlama yaratmak istiyorsanız, cilt tonu eşitsizliklerini ortadan kaldırmak istiyorsanız kullanabileceğiniz en etkili tariflerden bir tanesi diyebilirim. Haftada bir kere uygulamanız cildinizdeki bu gözle görülür değişimini yaşamanıza sebebiyet verecek. Her formülde söylediğimiz gibi arkadaşlar bu formülü de cildimize şöyle güzelce ince bir katman şeklinde sürüyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar cildimizde kalması bizler için çok önemli. Özellikle sürerken eğer ki vaktiniz varsa bir 5 dakika kadar cildinizde ufak dairesel hareketler ile bunun yeterince güzel bir şekilde emilmesini sağlarsanız çok daha etkili, çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ben bunu şöyle güzelce cildim tarafından emilmesini sağladıktan sonra hemen arkadaşlar bunu cildimden temizliyorum ve daha sonrasında gül suyu ile cildime tonikleme işlemi yapıyorum. Tonikleme işlemi cildinizin gerçekten
yaşlanmasına karşı cildinizi koruyacak, cilt bakımlarınızı tamamlayacak en önemli adımdır. Mutlaka toniklemeye özen göstermenizi sizlere tavsiye ederim. Benim sizler için hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadardı. Umarım bu tarifimi beğenir, tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bu güzel tariflerimi sizler de evlerinizde deniyorsanız almış olduğunuz sonuçları aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.